Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Efendim Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepsini sevgiyle selamlıyorum. Ben Deniz Ekrem Demirli. ...programımızda gene her zamanki bir Muhammediye kitabıyla başlayacağız... ...sonra Kur'an-ı Kerim'den okumaya devam edeceğiz... ...en sonunda Divan-ı Kebir'den okuyacağız... ...şimdi e, Muhammediye'den kaldığımız yerde devam edebiliriz... ...şimdi biliyorsunuz Veda Haccı'nı e, okumuştuk... ...ondan sonra bir ara bölüm yani bir Bahri Ahar diye isimlendirdiği... ...3450'lerdeyiz yani aşağı yukarı 50'ye gelmiş olduk... E, bir, bir ...ara bir bölüm vardı onu okumaya devam ediyorduk... ...şöyle okuyayım gene... Şimdi onun yüzü sefasında riyaz adın bir gonca peygamber söz ediyor. Yani onun yüzünün bu safa duruluğunda adın cennetleri sanki bir gül gibi yani. Onun mihri hevasında güneş bir zerredir sura. Yani onun e, yüzünün karşısında güzelliğinin karşısında bütün güneş bir şey gibi yani küçük bir zerre. Bunu daha önce hani söylemiştim şeyde Süleyman Çelebi'nin şeyine biraz benziyor bu. Yani bir acep nur ki güneş pervanesi diyor peygamberimizi e betimlerken. Yani bu da böyle. izan ve duha şey, e, şey izarı ve duha ve şems e, muattar zülfü ve leyl. evet şimdi bu tabi Kur'an-ı Kerim'deki hani bir takım ayet-i kerimelerine Peygamber Efendimiz'i betimlediği düşünülür. Mesela ve duha yani kuşluk vakti demek ama aynı zamanda yani şey anlamına da geliyor. bu. E, yani anlamına gelmiyor. Yani kuşluk vakti ve duha kuşluk vakti güneşi ama aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in yüzünü de betimliyor. Yani o güneş gibi parlak anlamında. Ondan sonra ee, işte mesela ve Şems mesela o da sanki Peygamber Efendimiz'i e anlatıyor. İşte Velleyl diyelim ki Peygamber Efendimiz'in başka bir vasfını anlatıyor gibi. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler, bütün sure isimleri ya bunlar hani özellikle hani yani doğadaki isimler, doğadaki varlıkların isimleri onlar aynı zamanda Peygamber Efendimiz'i e anlatıyor. Çünkü bu tabii mikrokozmos ve makrokozmos yani yani evrende ortaya çıkan e, bir ışık kaynakları böyle hayat kaynakları güzel olan şeyler mikrokozmos yani peygamber efendimiz de toplanıyor onu betimliyor sanki yani Kur'an-ı Kerim bu yönle peygamber efendimizi tarif ediyor gibi kaşı mihrabıdır kavseyn e, ne ne kavseyn belki evedna yani peygamber efendimizin kaşları ise yani o hani bir kavis, kavis gibi yani kavisli olan o kaşları KB Kavseyni evet gibi. Yani sadece KB Kavseyni değil yani yayın iki ucu gibi değil. Ondan sonra sanki evet makamı gibi yani peygamberimizin şeyi böyle yani onu anlatmış oluyor. Ee, gözünün e, gamzesin gördü unuttu sihrini fitne. yani gözünün gamzesini gördükten sonra yani yani sihir kaybolur fitne olmaz yani hani yani şu yani, yani neyle bu etkileyebilecek yani insanları neyle cezbedebilecek ondan sonra ebed cenk etti alemde e, bu nispetten dolup şeyda yani evet <laughs> yani ebedi olarak kavga çıktı yani e, yani alemde böyle kavga, yani o güzellik herkesi böyle şeye düşürdü yani bu nasıl bir güzellik diye e, insanları böyle kavgaya düşürdü onun lali zülalinden çün içti çeşme hay hayvan yani çeşme i hayvan yani hayvanların gözü şey hayat gözü yani onun la, lali zülalinden yani içtiler. Hızır'dan pes etti içti ledün ilmini Musa. Yani e, sanki Hızır'dan pes enin içti ledün ilmi Musa. Yani sanki Musa e, Hızır'dan ledün ilmini öğrenmiş gibi oldu yani. E, yanağı üzere müjga hal cemali cismine nokta... E ne nokta nokta i vahdet ne vahdet vahdeti kübra evet yani yana üzere bir yani müjgin var diyor böyle sanki güzelliği cismine nokta yani ne nokta yani öyle bir nokta ki bu sanki bir vahdet yani birlik noktası gibi böyle bir birlik ki vahdeti kübra bu büyük bir birlik yani eğer arzu cemal ede kop, kopa yüz bin kıyamet kim ki koptu arsa ikamet ne kamet kameti tüba yani e, ee, yani arzı cemal ederse sanki böyle yüz, yüz kıyamet kopar yani yani o kadar yani harekete geçirir kıyamet olur ondan sonra yani peygamberimizin güzelliği yani tam böyle gözükürse ortaya çıkarsa kıyametler kopar yani yani böyle çok etkes, etkilenir herkes bundan şey yapar ne yani kıyameti ki Kametü Tuğba yani evet yani boyu sanki böyle bir Tuğba boyu gibi yani Tuğba ağacı yani böyle büyük cennetki büyük ağaç. Yani peygamberimizin kâmeti güzelliği o onun boyu gibi yani böyle bir servi boyluğunun yani diyelim ki insanlar hani güzelliği överlerken servi boylu diye överler. Yani bu çok daha ileriye gidiyor yani bir servi boyludan öte yani Tuğba boylu yani Tuğba gibi boyu böyle güzel idi diyor peygamberimiz. Onun aşıkları var kim? Onun gözleri kanından e, eteğin çekti bu kubbe ne kubbe? kubbe mina. Evet. Onun aşıkları var kim? Onun gözleri kanından yani gözlerinden e, şeyinden eteğin çekti bu kubbe yani bütün kubbe yani gözlerin işi işte, eteğini çekti yani sanki böyle hani ondan sonra ne kubbe? Kubbe-i mina. Evet. Bu bir mina yani kubbesi gibi. Evet. Ne derler alemi onsuz çün oldur mefhar alem. Yani bütün alemin iftiharı iftihar ettiği şey odur. Ondan sonra gerekmez ademi onsuz çün oldur gayet merma. Yani en uzakta varılabilecek yer odur. Yani odur gayet merma. Cemali hem melih oldur. Beyanı hem fasih oldur. Yani güzelliği çok güzel yani çok melih yani melahat yani. Ondan sonra beyanı fasihtir yani fesahatlidir peygamber efendimizin. Ki sadre hem şerih oldur. Bu tabi elimle şahleke sadrak ait i bir bakıma böyle bir telmih var. Yani biz senin göğsünü açmadık mı, yarmadık mı? Yani peygamber efendimizin sadrı böyle yani şerih yani açılmıştır. Kalbi hem fasih ağra yani kal kalbi de hem de böyle fasih olmuş yani açılmış fesahat bulmuş yani. Beşiru hem necih. Necih di nezir de olabilir bilmiyorum. Oldur. Neziru hem nasih oldur. Ha pardon. Yani hem müjdeleyicidir hem de aynı zamanda uyarıcıdır, hem de nasihat edicidir. Yani peygamberimiz böyle yani vasıfları böyle. Ki hem dini sahih oldur ki ...bürhanı sarih ebka. Yani getirdiği din de çok sarih, çok açıktır ve getirmiş olduğu deliller çok güçlü, çok kuvvetli delillerdir. Kalıcı yani sarih ebka hususa Kurbu kur'an'ı ona vahy eledi Allah olur bu merkeze dayır kamu elfaz ile mana yani haseten Kur'an'ın Kur yakınlığını Cenab-ı Hak ona vahy eyledi. yani ona ilham eyledi. Allah olur bu merkezi dayın evet kamu elfaz ile mana yani hem elfazını lafızların hem manasını indirdi yani sadece hani manasını değil lafızlarını peygamberimiz söylemiş değil hem lafızlarını hem de manasını Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak indirdi. Yani bunlar tabi onun vasıfları yani onun özellikleri. Ee, şimdi ayet kelime okuyor. Gale azze ve celle ye'muru adli ve ve Bunlar hep yanlış harekelemişler yani. Yanlış yani, yani Türkçede yanlış ifade etmişler bu ayet kelimeleri izil kurba ve yani cenab-ı Hak inna bil adli vel ihsan yani Allah Teala e, adaleti emreder ondan sonra iyiliği emreder ve ita izil kurba yani yakınlara cömertlik yapmayı emreder e, taşkınlık ve münkerden de alıkoyar. Bu ayet-i kerime Nahl suresi 90. ayet-i kerime. Pes onun dinle Tefsirin kim oldur camiul ayat gel imdi anla tahririn kim oldur hasilü takva Şimdi bu ayet-i kerimenin tefsirini bir dinle ki oldur camiul ayat Yani bütün ayetlerin anlamını kendinde toplayan Yani bütün ayetlerin böyle bir ana fikri gibi bir ana özeti gibi olan ayet-i kerime budur Gel imdi anla tahririn kim oldur hasilü takva Yani takvanın ürünü budur yani bunun anlamını, bunun, bunun ana şeyini bir anla yani bir öğren dedi. Adil bu yerde tevhiddir ki birdir diyeler Allah. Yani inallâhu bil adli. Buradaki adalet kelimesi tevhid anlamına gelir diyor Muhammed diye yazarı. Neden böyle? Çünkü her şeyin yerli yerinde olması aslında Allah'ın birlenmesiyle ilgili bir şeydir. Yani eğer tevhid yok ise adalet yoktur zaten. Dolayısıyla şimdi Müslümanlıkta adalet... Yani Allah'ın birliğiyle başlamış oluyor. Peki tevhid ne demek? Birdir diyeler Allah. Yani Allah Teala birdir. Hem ihsan, halka ihsandır kim oldur ahseni hüsna. Yani ahsen aynı zamanda yani ayet-i kerimede geçen yani insanlara, yaratılmışlara ihsan etmektir ki bu ahseni hüsna. Yani en güzel olan huy bu demektir. Yani yaratılmışlara ihsanda bulunmak, cömertlik yapmak bu. Demek yani bir Allah'ın birliğinden söz ediyor. Adalet o. Ondan sonra bir de insanlara iyilik yapmaktan söz ediyor. Bu da en güzel davranış demek yani. Sıla etmektir. Üçüncü kim? Erhama ulaşmaktır. Yani üçüncüsü ise merhamet şeylere yani yakınlara ulaşmak. Onlara sıla etmek yani. Budur dördüncü fahşadan zinadan olalar ahma. Yani dördüncüsü ise fahşadan yani zinadan, taşkınlıktan uzak duralar. Yani şimdi bunlar bir bakıma diyor dinin ana fikridir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerini toplayan ana fikirdir diyor. Beşincisi durur, münker measiden sakınalar. Yani beşincisi ise münkerden yani günahlardan. Münkeri measi diye ifade ediyor. Yani bundan uzaklaşalar, bundan uzak duralar. Efendim onun altıncısıdır bagi kibirden olalar etka. Yani o mesela yani velbay diye Kur'an-ı geçen ifade kibir anlamına gelir. Yani müminler, Müslümanlar Cenab-ı Hak emrediyor onlara ki kibirden uzak duralar. E, etka yani daha sakınalar yani. Bu altı sözde cem etti kamu alemlerin ilmin kamu amali dercetti eger takva ve ger fetva. Yani ister fetva düzeyinde olsun ister takva düzeyinde olsun. Yani bütün bilgileri, bütün amelleri buna dahil eyledi. Bu altı sözde hepsini toplamış oldu. Yani neymiş altı söz? Yani tevhid birinci mesele. Ondan sonra ihsan. Ondan sonra işte günahlardan uzaklaşmak. Ondan sonra akrabalara cömertlik etmek. insanlara cömertlik etmek. işte kibirden uzaklaşmak ve efendim kibirde münkerden yani günahlardan uzaklaşmak. Dolayısıyla böylece şimdi din bütün emirleri ve bütün yasakları bu innallâhi murâ ayet-i toplamış olduğu. E, ee, söz iş bu makama erdi ey şah diyelim ger inayet kıla Allah. Yani madem iş söz buraya geldi ve diyelim ki Cenab-ı Hak inayet eylesin bize kılsın ki Kur'an havası nakledelim ulular gittiği yolca gidelim. Yani Kur'an'ın özellikleri. şimdi burada konu geldi yani Kur'an'ın özelliklerine yani Kur'an yani madem yani Kur'an-ı Kerim indirildi peygamberimize ve peygamberimizin ayrıcı vasfı bu. O zaman şimdi biz madem iş buraya kadar geldi biz de uluların yolunu takip ederek yöntemi takip ederek biraz da Kur'an-ı Kerim anlatalım. Şimdi daha önce peygamberimizden söz etti şimdi Kur'an-ı Kerim'den hani söz edeceğiz ki Kur'an evet nakledelim. İşitgil imdi bismillahatı biyan kim oldur iftitahı tabı Kur'an Bab-ı Kur'an yani Kur'an kapısının açılışı ne? Bismillah. Yani besmele ile açılıyor. Kur'an-ı Kerim besmele ile izah ediliyor. Yani bunu açıklamasa dediğinde diyelim ki Resulullah buyurdu eyle teslim bir oğlana muallim etse talim. Yani peygamberimiz buyurdu ki yani teslim eyle yani hani şey ile ondan sonra bir oğlana muallim etse talim. Yani yani bir kişiye böyle talim etse yani öğretse Ondan sonra ki bismillahirrahmanirrahim dese oğlan işit neyler kerimi. Yani bir adam yani oğul yani bir insan bir çocuğa bir kişiye bismillah'ı öğretse. Yani besmele çekmeyi, bismillahirrahmanirrahim'i öğretse ve desek ki ona yani oğlan işit neyler kerimi. Yani Bismillahirrahmanirrahim dedi ve yani kerim olan Cenab-ı Hakk'ın ne yaptığını yani bunu öğretse yani besmele'nin anlamını kişiye şeye öğretmiş olsa ne olur? Yazar oğlan için Allah beratı kim o da yanmaya bula necatı. Yani Allah o kişi için berat yazar. Yani bir berat yazar ve ateşte yanmasın diye onun adına bir berat e, yazar. Böylece bir necat bula, kurtuluşa ere diye şey yapar. Atasına anasına yazar hem kim anlar da o da yanmayalar hem. Yani hem sadece kendisine değil yani bir, bir kişi diyelim ki besmeleyi öğrendi. Yani Bismillahirrahmanirrahim ne demek olduğunu ne manaya geldiğini öğrendi ve Cenab-ı Hakk'ın ne yaptı yani Cenab-ı Hakk'ın ne olduğunu kerimin ne olduğunu öğrendi diyeyim yani bunun anlamını öğrendi. Allah ona necat yazar sadece kendisine de değil yani evla şeyini ata ve anasına yani, yani ebeveynine de yazar çünkü onlar da öğretmeye vesile oldu ya da diyeyim ki başka bir şekilde onlara da yazar bunu. Dolayısıyla şimdi hani bir besmele öğrenmek bile bu kadar bereketli insanın kurtuluşuna bu kadar vesiledir demiş oluyorum. Şimdi bunlar önemli tabii çünkü yani 15. yüzyılda Anadolu'da yani insanlara din öğretilecek. Ee, yani bunun için mücadele ediyorlar. Bu Muhammed'i yazarı da herkes de bunun için uğraşıyor. Dolayısıyla şimdi yani dini talimin bir nedeni var yani. Ee, o açıdan bunları vurgulaması önemli. Yazar olan için Allah beraatı... Ha pardon. Ha, dedik evet anlatsın. Kim anlar da ada yanmayalar hem. Yani cehennemde yanmasınlar diye Cenab-ı Hak onlara da bir berat yazar. Yazar hem hocasına bir berat ol. Verir bu dördüne oddan nicat ol. Yani Cenab-ı Hak yani şimdi bir besmele öğretildiğinde yani besmele manası eser öğretildiğinde bir öğrenen kişiye iki ana babasına üç hocasına yani dört kişiye berat yazıyor. Niye? Cehennemden kurtulsun diye. Yani böyle bir bereketli bir şey diyor. Bunlara tabii inanmak gerekir hakikaten. şu bismillah'ta işittin fezail işit pes sure hamde hasail. Yani şimdi besmeleyle yani Fatiha ile girdik. Önce besmeleyle girdik. Şimdi Besmele'de bu kadar bir fazail var, fazilet var. Peki Fatiha'da neler var, hangi özellikler var bunları da bir anlatalım diyor. Resulullah buyurdu içü ben ant bana bir süre verdi ki hem hüdavend. Yani peygamberimiz yeminle bir söz söylüyor. Diyor ki Allah Teala bana bir sure verdi ki efendim neymiş bu sure yani Fatiha suresi. Yani o kadar kıymetli o kadar önemli ki ki Tevrat içre. İncil içre Kur'an onun mislini indirmedi Rahman. Yani ne Tevrat'ın içinde ne İncil'in ne de yani bunun dışında Kur'an'ın içinde böyle bir sure yok. Çünkü Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in başı yani. Yani ondan sonra gelen Bakara Suresi ile birlikte başlayıp Nas'ta biten sureler arasında Fatiha Suresi gibi bir sure yok. Dolayısıyla şimdi şey böyle diyor. Yani Peygamberimiz böyle söylüyor. Yani hiçbir kim hiçbir sure ne İncil'de ne Tevrat'ta ne Kur'an-ı Kerim'de bunun dengi bir sure yok. Gerçi yani bugün tabi yani modern araştırmalarda biz şimdi şeyin yani Tevrat'ın böyle e, Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap olduğunu kabul etmiyoruz. Ya yani da İncil'in böyle bir kitap olduğunu kabul etmiyoruz ama yani bu bir ifade olarak böyle tabi söylenmiş yani. Ki Kur'an-ı Azam indirdi onu, Kur'an-ı Azim indirdi onu, hem oldur sure-i nebi-i mesane, seb-i mesane. Yani Kur'an-ı Kerim bu sureyi getirdi aynı zamanda o seb-i mesane yani seb-i mesane yani iki... 2 kere yedi demek. Yani sanki iki kere nazil olmuş anlamında kullanılıyor bu. Yani seb seb yani yeni yedi şey yani. Eğer Tevrat içinde inmiş olsa Yahudi olmayardı kavmi Musa. Eğer bu sure yani böyle bir sure Tevrat'ın içinde inmiş olsaydı yani Yahudi şeyleri Hz. Musa'nın kavmi Yahudi olmazdı. Yani yani bugünkü anlamıyla Yahudi olmazdı. Yani bir bakıma Yahudiliği yoldan çıkmıştık gibi düşünüyor. ...ve ger İncil içinde gelmiş olsaydı... ...Nasar'a mı olaydı kavmi ise? İncil'in içerisinde böyle bir... ...yani Fatiha suresi gibi... ...yani bir sure olsaydı... ...onlar da Hristiyan olmazdı. Ve ger olsa Zebur içinde mevcut... ...nitesi mesk olaydı kavmi Davut. Yani şimdi... De ...Zebur yani Davut peygamberin... ...gelen şeyleri anlatan... ...Zebur'da inmiş olsaydı... Davut kavmi de mesk olmazdı. Mes yani o kavmin içerisinde... ...bazı insanlar hayvana dönüştürülüyor. Buna mes deniyor. Yani fiziksel olarak, biyolojik olarak dönüştürülüyor. Bir de ahlaki olarak mesih var. Yani huyları hayvan huyları ama zaten öyledir yani. insanların huyları hayvanlara benzer yani. Ama bir ceza olarak onlara dönüştürülüyor. Kim okursa cihanda bir kez onu tamam hatme sevabın bulacağını. Yani bir kere bile bir okusa onu sanki böyle bütünüyle hatim okumuş gibi yani böyle sevap elde eder. Dahi her kim var ise ehli iman, tasadduk eylese küllüne ihsan. Yani şimdi ehli iman yani ker kim ise yani tasadduk eylese yani küllüne yani bütün ehli imana, bütün insanlara tasadduk, sadaka olarak verse yani değil mi? Yani şimdi böyle bir şey mümkün değil yani nasıl sadaka verecek bütün insanlara? Ama varsayalım ki yani böyle olsa yani bütün insanlara e, sadaka verse efendim bu miktar ol kişi bula sevabı. Açı Allah onu bu kutlu babı. Yani Fatiha suresini okuduğunda ancak bu kadar sevap bulabilir. Yani sanki bütün müminlere, yeryüzündeki bütün insanlara sadakalar verse ancak o kadar sevap olurdu. Yani için Fatiha suresi böyle. Zihî fazlu kerem elhamdülillah ki biz kullarına kılmıştır Allah. Yani Cenab-ı Hak ne güzel işte kullarına faz ve keremde ihsan eylemiştir ki biz kullarına kılmıştır Allah. Yani Cenab-ı Hak kullarına İhsan eylemiştir. Efendim Ali Aydur ne kim var idi esrar kodu 104 kitapta onu gaf Yani e, Ali Aydur yani Hazreti Ali Efendimiz tabi olabilir. Yani Cenab-ı Hak bütün sırları 104 kitabına koymuş olduğu bütün sırları, bütün şeyleri gaffar, yani gaffar olan Allah. 104, şimdi 104 kitap tabi Müslüman toplumda bir yani önceki peygamberlerle birlikte gelen kitapların sayısı. Yani 100 sayfa 4 kitap olarak kabul edilir. İşte dolayısıyla bunların hepsinde olan bütün sırlar, bütün bilgiler cem'ini kodu iş bu dörtte subhan. Yani o yüz hepsini Cenab-ı Hak bu dörde koydu. Yani neymiş onlar? Yani yani yüz dörtte olanı dörde koydu diyor. Şimdi böyle kademeli bir şekilde gidecek tabii. Bunlar Tevrat, Zebur, İncil, Furkan. Yani yani yüz, yüz dört kitapta olan bütün marife, bütün bilgileri, bütün sırları Cenab-ı Hak topladı. Şeye koydu. Yani bu dört kitaba koydu. Bu dördünü kodu Furkan içinde. Yani bu dördünü ise Furkan'ın içine koydu. Yani şimdi bir Kur'an-ı Kerim var bir de Furkan var yani. Ondan sonra ne kim vardır geri Kur'an içinde kodu hem Fatiha içinde onu. Yani Furkan içinde ya da Kur'an-ı Kerim içinde olanların hepsini ise topladı. Fatiha suresine koydu. Kodu hem Fatiha içinde onu. Evet. Bulunur onda mecmu-u meani yani bütün manalar, bütün anlamlar onda bulunur ne kim var Fatiha içinde esrar bulunur cümle Bismillah da hep, var. Yani şimdi geriye doğru geliyor yani yüz bin şey pardon mesela yüz sayfada da olanlar dört kitaba konuyor. Dört kitapta olanlar Furkan'a konuyor. Furkan'da olanlar Kur'an'a konuyor. Kur'an'da olanlar Fatiha'ya konuyor. Fatiha'ya olanlar Besmele'ye yerleşiyor. O zaman şimdi Besmele bütün yani şeylerin yüz kitabın anlamı yani. Yüz sayfanın anlamı. Ne kim var cümle bismillah içinde bulunur. Bağı bismillah içinde. Yani yani bismillah'ta her ne var ise onlar da bismillah'ın ba harfi içerisinde bulunur. Yani orada yer alır. Yani bu bir bir tür böyle hani şey sistemi gibi. Yani geriye doğru işte bir çekirdek teorisi gibi veya tohum teorisi gibi. Yani ağaç geriye doğru küçülüyor, küçülüyor tohuma dönüyor. Tohumunda diyelim ki daha özel bir kısmında toplanıyor falan. Yani böyle bir sistem gibi. Yani dolayısıyla en son noktaya kadar geliyoruz yani. Ne kim var ba bismillah'ta mahzun onun bir noktasında oldu meknun ben ol bir noktayam tahtında bağının ki remzi vahdet vahdetem tahtında onun. Evet. Bu meşhur tabi Hazreti Ali'ye izaf edilen meşhur cümle. Şimdi bütün diyor o bağının altındaki noktada her ne var? şey ne, ne kim var? Ba bismillah'ta mahzun. Yani besmelenin ba harfinde her ne böyle saklanmış ise her ne var ise onun bir noktasında oldu mektun. Yani bağının bir tek noktasında bulunuyor. Orada saklanmış oluyor. İşte diyor, diyor ki Hazreti Ali ben ol bir noktayım tahtında bağının. Yani ben B harfinin altındaki noktayım. Bu meşhur bir ifadedir. Yani ben bağının altındaki noktayım. Yani çok güzel bir cümledir bu tabi ama tabi iyi açıklamak lazım yani konuya bakmak lazım. Nedir şimdi buradaki ana fikir? Buradaki ana fikir Elifi Allah yani bayi efendim alem yani alemin başlangıcı yani gibi düşünüyoruz. Yani bu bakımdan hani yapılan bir açıklama bu. Yani üzerine tabii daha çok hani durulabilir yani şey yapılabilir ama yani Hazreti Ali tabii yani kendine mahsus bir şey değil bu. Yani Hazreti Ali eğer bağının altında noktaysa yani biz de bağının altında noktayız. Her insan kendine böyle bakar. Çünkü B ile alem başlıyor. Yani hani Elif Allah'ı temsil ediyor. B ile alem başlıyor. Dolayısıyla herkes böyle bakar yani. Ee, ben ol bir noktayım tahtında bağının ki remzi vahdetten tahtında vahdettem tahtında onun. Yani ben onun altındaki birliği temsil ediyorum demiş oluyor. Ela ey arifi sırrı hakayık biraz dinle bu maniden de kayık. Yani ey hakikatler sırrının arifi biraz dinle bakalım bu maniden incelikler dinle yani bir dakikalar dinle ki demişler durur arifler onu kim oldur zübde iseb imesani yani demişler ki arifler yani şöyle demişler bu Fatiha suresi şey değil ba, besmele ya da ba'nın ba harfi seb imesani'nin yani Fatiha suresinin özetidir yani özüdür Dediler nefsi salik olsa ezka yani dediler ki yani salikin nefsi böyle çok teski edilse tertemiz olsa gönül aynesi olsa musaffa yani gönül aynesi de böyle saf tertemiz olsa efendim de doğar gönlünde en var inayet yani inayet nurları o zaman onun, gönlüne onun kalbinde doğar efendim e, inayettir kılan feyzi la vilayet yani ee, o vilayet feyzini ortaya çıkartan da Cenab-ı Hakk'ın inayetidir. Efendim, hem oldur nefsi onun hakka talip, e, be kulli keşf olur ona metalip. Yani ve bu esnada onun nefsi Cenab-ı Hakk'ı talep ediyor ise yani talep ederse o zaman be kulli yani her ne var ise ona keşf olur. Bütün as istekleri, bütün arzuları ona keşf olunur. Yani dolayısıyla şimdi yani e, yani kişi böyle kalbin temizler aranır. Burada biraz tabii tasavvufa yöneldi. Yani artık yani Muhammediye yazarının böyle tasavvufa yöneldiği bir nokta oldu bu. Yani kim böyle yaparsa o e, bütünüyle bilgilere matlaplara ulaşır. Görür kim nimetullah bi nihayet. Yani sonsuz Allah'ın nimetlerini görür. Görür el taafına yok haddu gayet. Yani bakar ki lütuflarına böyle bir sınır bir gaye yok sevinip der bu kez elhamdülillah ona keşfü hicab eder pes Allah yani bu kez sevinciyle elhamdülillah der ve Cenab-ı Hak ona keşfü keşfü hicab eder yani bütün perdeleri açar Cenab-ı Hak ona bu kez bildi çü buldu bu kadar yol yani hem bildi hem buldu bu kadar yolu nedir manayı Rabbil Alemin ol yani Rabbül Alemin'in anlamı nedir bunu da öğrenmiş olur yani bu bismillahla bunları da öğrenmiş olur Pes anladı ki cümle masiv Allah ki hep fani imiş. Baki Allah. Yani öğrenir ki bütün masiv Allah fani imiş. Bir tek Allah bakiymiş Yani bunlar nereden öğreniyor? Sadece e, Besmele'den ve Fatiha suresinin kısmı, bir kısmından öğrenmiş oluyor. Halas ister bu kez ayar elinden diyarı kor kaçar deyyar elinden. Yani e, yani bu kez ...ayar elinden, yani hakkın dışındakilere düşmekten... ...şey yapar, kaçar, kurtulmak ister. Sanki böyle hani ev evdekinden kurtulmak için evi bırakır gider. Güzel kıldı ise inkar elinden, haberler erişir hünkar elinden. Yani buralardan geçip gidince hünkar elin ...hem he, hünkar elinden yani Cenab-ı Hak tarafından haberler gelir ona. Seher yeli eser dildar elinden... Nisâr eder nesimi yar elinden yani evet. Yani yarın elinden böyle bu şeyi baharı şey e, rüzgarı böyle alır din yani 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 hoş kokular gelir ona hoş şeyler gelir. Dimağına erip müjge nesimin erer eltafu Rahmanu Rahim'in. Evet yani biz Rahman Rahim'in böyle lütufları kendisine ulaşmış olur. Şurada bir yer daha bir kaldı. Burayı da bitireyim ki e, tekrar yani buraya dönmeyelim erer bu kez celalinden e, bevarik cemal arasından şey var diyor. Evet uruc eder hakikim e, malike ol. Yani bu esnada gerçek malike yani Cenab-ı Hakk'a ulaşır. Uruc eder, mirac eder. Efendim ol. Çü onun hazretine erişe yol. Evet. Sülukunda erişir intihaya. Eğer ki hazrete yoktur nihayet. Yani her ne kadar Cenab-ı Hakk'ın katında bir nihayet yoksa bile yani o sülukunda kemale ermiş olur. Ee, ki tat... evet. İlahi eyle gilder der istiane, isti ilahi acizem eyle inayet. Yani yani Cenab-ı Hak gel bize yani bize yardım eyle ya Rabbi. Biz aciziz, bize inayet eyle. İlahi matlabı ala ola sen, Yani en yüce matlab sensin, gaye sensin. İlahi maksad aksa ola sen. Yani yani en yüce maksat sensin. Dedin la tek nutu min rahmetillah. Yani Allah rahmetinden umut kesmeyin. Umut ile kapına geldim ey şah. Yani senin kapına geldim ey şah. Ey Rabbimiz böyle geldim. Kamu alemlerin sultanı sensin. Kamu dertlilerin dermanı sensin. Yani herkesin derdi dermanı sensin. Evet. Ee, böyle kalalım efendim. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'den okumaya devam edeceğiz. Sırrı cemi mürselin Sensin ya Resulallah Bedri Sen surlamla yaradılmışdan sensin ya bir Düşünce ve Hayatta Kur'an-ı Kerim Efendim tekrar beraberiz Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında. Programımızın bu kısmında Kur'an-ı Kerim'den Sebe Suresinden okumaya devam edeceğiz inşallah. 19. ayet-i kerimede kalmışız. Oradan alalım tekrar. Fekalû Rabbena ba'id beyne esfârine ve zalemu enfusuhum fecealnahum ahadisa ve mazaknahum Şimdi onlar dediler ki ey Rabbimiz yolculuklarımızın arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Bunu okumuştuk. Onları paramparça eyledik. Şüphesiz bunda çok şükredecek her sabırlı için evde ibretler vardır. وَلَقَدْ صَدَّكَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُ fettebeuhu illa ferikan minel mu'minin. Ve lekad saddaka aleyhim iblis zannehu. Yani iblis onlar hakkındaki zannını doğruladı. Yani doğru olduğu ortaya çıktı. Yani e, yani iblis ne dedi? İşte onları yoldan çıkartmak istedi. Şöyle yapmak istedi, böyle yapmak istedi filan. Yani bu doğrulandı yani. Yani dolayısıyla tasdik edilmiş oldu. Yani, e, i̇blis Zannehu. Fettebeuhu illa ferika minel mu'minin. Yani müminlerin içinden böyle istisna bir grubun dışında herkes ona tabi oldu. Yani iblise tabi oldular. Çoğunluk onun yolundan gittiler. Şimdi bu tabi hani iblis zanını doğruladı. Belki şu anlamda olabilir. Tabi iblis de bilemez. Yani kim kim yoldan çıkacak, kim çıkmayacak. Melekler de bilemez, başkası da bilemez. Allah bilir yani. yani bunların hepsini Allah bilebilir. Çünkü Müslümanlıkta şey fazla abartılmaz yani yani iblisin gücü de abartılmaz şeytanın gücü abartılmaz meleklerin gücü abartılmaz bütün güç ve kuvvet Allah'ta toplanır Allah'ta yani derlenir bütün onun için la havle ve la kuvvete denilir yani şey bu ve ma kana lehum aleyhim min sultan illa li men çok güzel mimmen huve minha fi şimdi aslında iblisin ...insanlar üzerine bir otoritesi yoktu. Yani böyle bir şey yok. Yani yok da yani. yani. Böyle bir şey yok. Peki niye var gibi oluyor? Var gibi olmuyor. Cenab-ı Hak sınıyor. Yani iblis bir sınama aracı. Kim ahiretten kuşku da kim değil. Bunu ortaya çıkartmak için... ...iblisi sınıyor. Yani daha sonra iblis bir sınama aracı olarak... ...iblis orada bir sınama aracı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ee, yani e, ee, esas itibariyle yani iblisin onlar üzerinde bir otoritesi yok, bir gücü yok, bir kudreti yok yani. Ve ma kana ve ma kana sultan yani iblisin o müminler ve o insanlar üzerinde bir otoritesi yok. İlla li aleme men yu'minu bil ahireti mimmen huwa minha fi şek. Yani acaba ahirette kim ahiret hakkında kimin bir e, imanı var? Kim o konuda kuşku içerisinde? Yani bunu görelim diye, bunu anlayalım diye e, iblisle sınıyoruz. Şimdi e, Müslümanlığın tabi tevhid yorumunda yani Allah'ın dışında böyle güç, kudret, kuvvet sahibi kimse yok. Yani bütün güç onunla toplanıyor, bütün kuvvet onunla toplanıyor ve yani iblis abartılmaz, şeytan abartılmaz. Bazen bunun bir istisnası var. Özellikle tasavvuf metinlerinde mesela nefsten çok şikayet edilir. Yani nefsin e, sıkıntılarından, nefsin vesveselerinden, kuruntularından... Nefsin işte insanı kötü yola düşürmesinden falan çok şikayet edilir. Şimdi bu bence biraz abartılı aslında. Yani, yani nefs de aslında bir şey yapamaz. Yani nefsin de bir gücü yok aslında. Yani tam bir mesele şu tabii. Yani Allah inayet ederse, Allah yardım ederse nefs kemale erebilir. Yani orada aslında insanlar yani nefslerinden olan şikayetleri, nefsin bir özne oluşu değil. Nefsin aslında... Ee, ne diyelim nasipsizliği yani onu dile getiriyorlar yani bu nefsimin nasibi yok gibi yani, yani Allah nasip edince nefs kemale eriyor yani o anlamda bir şey yoksa nefsin de hani bir gücü yok yoksa Nefsinde yani insanı yoldan çıkartma falan filan diye böyle bir şeyi yoktur yani. O açıdan bu ayet-i kerime gerçekten çok önemli. Ma kâne lehu sultan illa lina'leme men yu'minu bil âkhira mimmen huwa minha fişek. Ve rabbuke ala kulli şeyin hafiz. Yani her şeyin muhafızı Allah'tır yani. Dolayısıyla şimdi Allah muhafaza ederken yani iblis içeri nasıl girecek yani? İblis içeriye girip yani kulları nasıl ele geçirecek? Kullarına nasıl şey yapacak? Yani musallat olacak böyle bir şey mümkün değil. Demek ki yani görevli olarak oraya girdiriliyor, oraya şey yapılıyor. Başka bir ayet geçiyoruz. Evet çok hoştu bu. Rabbuke şeyin hafiz. Yani Allah Teala her şeyi muhafaza ediyor diyor. Gulid ul Yani Allah'ın dışında davet ettiğiniz, dua ettiğiniz kimselere bir yalvarın bakalım. Yani yalvarın yani dua edin. La yemlikunu miskale zarretin fil Yani ne göklerde ne yerde hiçbir güçleri yok, hiçbir kudretleri yok, hiç kimsenin. Bu da çok önemli bir şey. Halbuki mesela yani biz mesela alemde çok güç görüyoruz. Yani birçok şeye güç izafe ediyoruz. Yok diyor yani Cenab-ı Hak hiçbirinin bir iktidarı yok. Şimdi iktidarı yok yani iktidar nedir? Bir şeyi yapmak ya da yapmamak gücü. Yapmak ya da yapmamak gücüne sahip değillerdir. Ama onların üzerinden birçok fiil ortaya çıkabilir. Birçok güç, kudret ortaya çıkabilir. Bu onların gücü olduğu anlamına gelmez. Bu güç Allah'a aittir. Dolayısıyla şimdi Allah'a ait olduğu için Allah'ın dışında bir muktedir varmış gibi hareket etmemek gerekiyor. Böyle bir şey düşünmemek gerekiyor. Evet. Yani dua edin bakalım. Yani Allah'ı bırakarak kim kimi iddia ettiniz? Mesela şunun gücü var. Mesela gökle şimdi pagan toplumlarımız diyor ki? Yani göklerin bir gücü var. Mesela güneşin gücü var, ayın gücü var. Ya da işte mesela gökyüzündeki diğer cisimlerin, yıldızların bir gücü var. Kaderlerimiz onlar belirliyor. E çağırın, dua edin. Yok yani bir güçleri yok. Ama Allah'ın fiili onlar üzerinden tecelli edebilir. Bu onların iradesinde olan bir şey değil. İradesinde değilse güçleri yoktur. Yani kudretleri yoktur yani. Romanlahum fihi min şirk. Yani onların yerde ya da gökte bir iştirakleri, bir ortaklıkları yok. Yani ne yerde ne gökte. Dolayısıyla yani hiçbir güçleri yok. Hiçbir iştirakları, ortaklıkları yok ve minhum min zahir yani Allah'ın da onlardan bir yardımcıları yok yani ey insanlar hani bana yardım edin ya da ey göktekiler bana yardım edin şeklinde yani böyle bir şeyleri yok yani ve minhum min zahir yani oradan bir destekçisi yok zaten hani buna ihtiyaç da yok yani ve la tenfa'u'ş şefaa'atu 'indehu illa limen onun nezdinde şefaat ancak Allah'ın izin verdiği kimse adına olabilir. Yani kime yani Allah'ın nezdinde kimin şefaati geçebilir? Kimin yani şefaati olabilir? Allah kimse izin verirse o. Şimdi şefaat ne demek? Şefaat aslında günlük hayatta biraz abartılı kullanılan bir kelimedir. Dini hayatta bu kadar abartılı bir kelime değildir. Çünkü dini hayatta yani Tevhidin ilkeleri bellidir, dini hayatın ilkeleri bellidir, düşünce bellidir, her şey bellidir. Yani burada bir, zaten bir boşluk yok. Böyle olduğu için mesela yukarıdaki prensip bozulmuyor. Yani Allah, kimse Allah'ın yardımcısı değil, Allah'ın yardımcıya ihtiyacı yok. Böyle olduğu için e, şefaate bu ilke üzerinden anlam vermek lazım. İki, kimsenin mesela göğün ve yerin... ...yerin üzerinde bir hükümdarlığı yok. Yani bir otorite yok. Mesela şeytanın yok... ...meleğin yok, peygamberin yok. Hiç kimsenin yok. Yani böyle bir şey yok. E böyle olunca o zaman şefaate bunun üzerinden... ...anlam vermemiz lazım. He. Şimdi nasıl anlam vereceğiz? Şefaat esas itibariyle... ...melekler için, peygamberler için... ...ve müminler için kullanılan bir tabir. Hepsinin ortak anlamı... ...dua ve duanın türevleridir. Mesela melekler... ...müminlere şefaat ederler. Ne demek... Yani dua ederler. Onlar için istiğfar ederler. Allah'ın onları mağfiret etmelerini, onları işte korumaları korumasını talep ederler, dua ederler. Buna meleklerin şefaati denir. Yani dolayısıyla şimdi burada bir bir şey yok. Yani bir yani bir çelişki, tevhid ilkesiyle çelişen bir şey yok yani. İkinci mesele mesela müminlerin şefaati vardır. Yani bu özellikle daha sonra dini hayatta çok konuşulan bir konu olmuştur. İşte velilerin, böyle kamil insanların vesairenin filan mesela. Yani bunların şeyleri olmuştur. Yani şefaatleri konuşulmuştur. Ee, burada da şimdi bir iktidar, böyle bir muktedirlik durumu söz konusu değil. Çünkü neden? Ee, onlar da zaten ee, Allah izin verirse, Allah onlara bir güç verirse şefaat edebilirler. Bir yani şimdi bu da yani böyle ortaya çıkmış oluyor müminler için. Üçüncüsü ise peygamber. Şimdi peygamberin şefaati hakkında Müslüman toplumda en geniş kabul vardır. Yani yani diyelim ki veliler hakkında aynı genişlik yoktur ya da melekler hakkında aynı genişlik yoktur ama en geniş şey yani şefaat meselesi en çok peygamberimizle ilgili olur ve bütün Müslümanlar neredeyse bunu bir şekilde kabul ederler. Yani istisnalar var özellikle modern çağda çok istisna oluyor da ama birçok bir şekilde bunu kabul ederler. Peki Peygamberimizin Efendimiz'in şefaati ne demek? Peygamberimizin Efendimiz'in şefaati Peygamber Allah'a kıyamet günü dua etmesi demektir. Yani dolayısıyla bu da dua anlamına gelir. O zaman şimdi yani mesele şefaat kelimesinin kullanıldığı yerlere dua anlamını yazabilmektir. Yani eğer biz dua anlamını yazarsak orada yani zaten sorun çözülmüş oluyor. Yani bu bu böyle. Şimdi ayet kelime diyor ki: "Ve la tenfa'u'ş şefaatu İlla ezinele. Yani Allah Teala bir kişiye izin vermediği sürece şefaati geçerli olmaz. Yani ahirette onun şefaati veya dünyada onun şefaati geçerli olmaz. Bunu nerede söylüyor? Cenab-ı Hak nerede söylüyor? Bir öncesinde diyor ki yani gökte ve yerde kimsenin bir dahli yok, kimsenin bir kudreti yok, kimsenin bir gücü yok. Şimdi Müslümanlığın herhalde en önemli tarafı yer ve göğün kudretini boşaltarak ee, insanların birbiri üzerlerindeki tahakkümünü ortadan kaldırmasıdır. Böyle olunca aslında İslam hani bireyselliğin daha fazla bir şekilde önünü açmış oluyor. Fakat insanlar tabii gene de bunu kabullenmek istemiyorlar yani. Evet. Hatta izâ füzya an bihim... gâlu mâza gâle rabbukum gâlu l-hak ve huvel aleyyül kebir. Şimdi eee Nihayet işte, hatta hatta fizyamın ankar Nihayetinde kalplerindeki korku gider yani ortadan kalkar ve derler ki mazak ale Rabbukum yani Rabbiniz ne dedi yani hani şefaat gelir yani insanların hani korkular ortadan kalkar yani rahatlarlar yani üzerlerine sıkıntı demki azalır e ve derler ki yani mazak ale Rabbukum yani Rabbiniz ne dedi yani şimdi bu bir ifade yani Rabbiniz ne dedi yani ne diyor yani bir, bir, yani birbirlerini soruyorlar yani diyelim. Galu el hakka. Yani derler ki Rabbimiz hak dedi. Yani hakikati söyledi. Neyse o yani onu söyledi. Vavval Ali kebir. Zaten Allah Ali'dir. Yani yücedir. Ve el kebir yani ve kebirdir. Yani ondan daha büyük yok. Yani Ali ve kebirdir. Gul burada aslında burada açıkçası yani yani bu geçişi anlamak biraz zor. Yani şöyle yani izah etmeye çalışayım bunu. Şimdi insanlar kıyamet günü, kıyamet günün endişesinden dolayı büyük bir korku içinde olurlar. Allah hepimizi emin eylesin o korkudan. Ee, büyük bir korku içerisinde olurlar. Allah Teala izin verdiği kimseler yani bir bahusus Hazreti Peygamber Efendimiz şefaat edince kalplerinden korku bir gider. Yani bir rahatlarlar. Rahatlayınca bu kez derler ki yani ne oldu? Yani ne oldu? Rabbimiz ne dedi? Yani gibi çünkü onu bekliyorlar. Yani zaten korkmaların nedeni o. Derler ki yani hak yani hak Rabbimiz hak dedi. Yani hakikati söyledi. Şimdi hak hem Allah'ın adı hem de Allah'ın fiili. Yani hak yani Allah doğru söyledi. Yani gerçek söyledi. Ne demek? Yani hakkımızda böyle iyi bir hüküm verdi. Yani iyi bir şey söylemiş olduğu gibi. Herhalde bu anlama geliyor. Dolayısıyla o kıyamet sahnesiyle ilgili bir hadise bu. Rabbim el-Hak. O var Ali kebir. O zaten Ali'dir. Ve kebirdir yani. Kul. Men yarzukukum mines ardı. Size göklerde ve yerde kim rızık veriyor? Gök, şey Göklerden ve yerden. Şimdi göklerden rızkımız ne? Yani normalde baktığımızda işte yağmurun gökten gelmesi mesela değil mi? Yani içiyoruz vesaire falan filan. Ama biraz daha şey düşününce aslında birçok şey var. Yani, yani gökten gelen rızık olarak en azından beklenti olarak birçok şey var. Mesela nedir o? E haddi zaten insanlar zaten yeryüzündeki nimetlerin gökten geldiğini düşünüyorlar. Yani gökteki varlıklardan geldiklerini düşünüyorlar. Tabi din bunların hepsini Allah'a bağlıyor. Allah'a ta karar kıldırıyor. Minessemavati vel arm. İkincisi mesela işte yağmur gibi işte yani yeryüzünde yaşamayı, yeryüzünde rızıkların ortaya çıkmasını sağlayan gökyüzündeki bütün cisimler mesela hepsi gökyüzünde. Yani onlar mesela rızkı onlar vesile oluyor. Ulillah diyeceksin ki Allah yani kim veriyor? Bu rızıkları kim veriyor? Yani Allah veriyor. Yani dolayısıyla bir başkası veremez. Ve inna ev iyyakum le ala hudan. Efi dalalim mubin. Yani şimdi demek ki diğerleri başka başka şeyler söylüyor. Yani mesela bu gökte bunlar kim veriyor? işte şu 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 veriyor. Mesela bir kız bir şey söylüyor. Şimdi diyor ki biz ya da siz apaçık bir dalalettesiniz. Ama kim yani? Şimdi biz dediği kim diyelim ki mesela buradan hani din adına konuşuyorsa dindar yani mümin olanlar ya da işte herhangi bir şekilde yani yani ya biz yani doğru yoldayız ya da başka türlü yani mesela gök yani rızıkımızı kim veriyor? gökyüzü veriyor ya da yer veriyor diyenler onlar da dalalettedir yani. Bu tabii buradaki ayetlerin hep geriye doğru düşünmek lazım. Yani ilk başta söylemiş olduğu şeytanın meselesi. Çünkü insanlar e, çok kolay bir şekilde yani şeytan şunu yaptırdı, şeytan bize bunu yaptırdı filan diyebilirler. Yani hani böyle bir şey ortaya çıkabilir. Ondan sonra böyle olduğu için İnsanlar yani şeytandan bir iktidar değiştiriyor. Yani nasıl doğrusu şeytanın yani Allah'ın kuvvetini, kudretinin bir parçasının farkını olmadan şeytana izafe ediyor. Şimdi ayet-i kerime ilk orada bunu bozdu. Yani dikkatimizi orada şey yaptı ve dedik yani bu bu başka dedi. Yani, yani başka bir şey dedi. Böyle işi değiştirmiş oldu yani. Oradan beriye doğru geliyor. Yani yani önce şeytanın bir gücü yok. işte başka şeyler yok dedi falan yani böyle geldik geldik şeye kadar ulaşmış olduk rızık meselesine ulaşmış olduk. Kul la tus'eluna amma ecremna ve la tus'elu amma ta'melun. Yani de ki siz bizim işlediğimiz günahlardan sorgulanmazsınız. Amma ecremna ve la nus'el amma ta'melun. Yani bu bir bakıma kafirin suresi gibi. Yani bizim günahlarımız bize sizinki size eğer yani biz günah yapıyorsak çünkü bu, bu, demek ki biraz böyle Müslüman toplumu zayıf olduğu esnada tabii gelen bir ayet kerime. Yani şey yapıyorlar yani bir bakıma e, e, yani üzerlerine çok gidiyorlar. Onlar da diyorlar ki yani biz sizden sorumlu değiliz. Siz de bizden sorumlu değilsiniz. Yani, yani bir yere kadar hani bu böyle bir şey söylemiş oluyor. Kul la eluna amma Yani bizim yaptıklarımızdan mesuliyet sizde değil. Ve el amma tamelun. Ve siz de Nüsel amma Biz de sizin yaptıklarınızdan mesul değiliz. Kul. Şimdi bu, bu, kul ifadeleri enteresan. Kafirin suresi de yani bir bakıma yani böyle başlıyor. Bir bakıma böyle başlıyor ve yani aynı şey yani benzer ayetler orada zikrediliyor. Yani diyor ki evet diyor yani siz böyle düşünüyorsunuz diyorsunuz ki yani gökten ve yerden rızkımızı kim veriyor sorusuna siz Allah veriyor demiyorsunuz. Neden Allah veriyor demiyorsunuz? Çünkü siz yukarıdan hani şeytan meselesini kabul ettiniz diyelim. Şeytanın gücünü kabul ettiniz. Halbuki şeytanın gücü yok. Yani Allah hafiz olarak, muhafız olarak orada duruyor. Ama oraya şeytan dahil olduysa alan bir muradı var diye dahil oldu. Ama siz tuttunuz. Mesela şeytanı kudretli saydınız. Şeytan taifesini kudretli saydınız. Gökyüzündeki varlıkları kudretli saydınız vesaire filan. Hani böyle böyle yapıyorsunuz. Yani halbuki şey böyle bir şey yok. Yani böyle bir güç, böyle bir kuvvet yok yani. Dolayısıyla iş değişti yani. aşağıya doğru geldik işte rızık konusunda diğer konularda da yine böyle saydınız. O zaman şimdi sizin günahlarınızı size bizim günahları bize yani niye bizim üzerimize geliyorsunuz? Yani bize ne şey yapıyorsunuz demiş oluyor. Kul yecmeu beynenâ rabbüne sünne yeftah beynenâ bil hak. Şimdi bu hak yukarıdaki hak işte. Yani adaletle yani şeyle yani veya hakikatle olması. Yani Rabbimiz bizi bir araya getirecek. Kıyamet günü, ahiret günü bizi bir araya getirecek. E sonra da bizi aramızı açacak. Yani yani biz diyelim ki yani umuyoruz ve bekliyoruz ki Allah Teala bizi cennete koyar, de başka bir yere koyar. Nereye koyarsa koyar yani. Ama orada bizi ayrıştıracak. Yani biz bunu orada göreceğiz. Yani biz biz, biz bunu orada e, umuyoruz. Vau'l fettahu l'alim. Çok güzel olması El fettah kelimesi. Yani Mesela biz şimdi yani Esma Hüsna'ya anlam verirken bu tarz şeyler çok önemlidir. Şimdi burada Fettah ne oldu? Burada Fettah müminleri cennete, cehennemleri şey e, cehenneme koyarak aralarını açmak anlamına geliyor. Yani önce birleştiriyor, cem yapıyor. Sonra birini bir yere koyuyor, diğerini bir yerine koyuyor. Bu burada Allah Fettah oluyor. Fettah'ın anlamlarından bir tanesi bu. El-Alim ve bil, bilen. Gul eruni lezine el lezine el haktum bihi şureka kella bel Allahul azizul hakim de ki Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak sonra hak hükmüyle aramızı ayıracak. Yani aramızı ayıracak. Ve zayıf oluyor yani bu ifadeler hakikaten biraz zayıf oluyor aslında. Evet. Vefalfet. Evet. O adaletle çok iyi hükmeden her şeyi bilendir. Ve uvel fettah yani adaletle çok iyi hükmeden bence değil yani yanlış mana bu. Evet. Kul eruni ellezine elhaktum bihi şürekâe. Kella. Yani ona mesela ortak neleri kattınız? Yani bir, bir gösterin bana yani. yani siz Allah'a neleri ortak kattınız? Yani neler ona ortak olarak izafe ettiniz? Şunları bana bir gösterin dedi. Kelle ayl. Bel azizul hakim. Allah Teala azizdir ve hakimdir. Evet burada kalalım. 27. ayet-i kerimede. Önümüzdeki hafta inşallah bu kaldığımız yerden devam ederiz. Kısa bir aradan sonra divan Kebir'den okumaya devam edeceğiz. Namı Mahmud senin ezel ebed Habibim dedi hak sana Muhammed Göster cemalini nurun saçılsın Sinelerimizde güller açılsın Habibim dedi hak sana Muhammed Göster cemalini nurun saçılsın Sinelerimizde güller açılsın şefaatin bize lütfet Göster cemalini nurun saçılsın Sinelerimizde güller açılsın Mahşerde şefaatin bize lütfet göster cemalini nur saçılsın sinelerimizde güller açılsın Düşünce ve Hayatta Mevlana Divanı Kebir Şerhi Efendim tekrar beraberiz e, Vav Radyo'da Düşünce ve programında. Programımızın bu kısmında e, Divan-ı Kebir'den e, okumaya devam edeceğiz. Şimdi Mevlana diyor ki kayboluşta kayıp dinimdir benim. Varlıkta yok olmak ibadettir bana. Şimdi kayboluşta kayıp tabi bu fena yani fenayı anlatıyor. Benim dindarlığım e, fenadır yani yani... Yani Allah'ın karşısında kaybolmak, Allah'ın varlığında kaybolmak. Fena bu. Ondan sonra varlıkta yok olmak. Yani Allah'ın varlığında yok olmak bu benim için bir ibadettir. Yani dolayısıyla şimdi ibadet aslında yokluğa doğru, hareketsizliğe doğru, eylemsizliğe doğru bir yönelmedir. Yani oraya doğru gitmedir. Böyle yani şey bu. Yaya olarak sevgilinin bulunduğu yere de koşar giderim. Ama feleğin yemyeşil atı Eğerimin altındadır benim. Evet. Ne diye dünyanın çevresinde dönüp dolaşayım? Sevgili tatlı canımın içinde benim. Yani şimdi tatlı sevgili yani Cenab-ı Hak hepimize şah damarından daha yakın ya da maşuk. Yani aslında gönlümüzde yani kalbimizde. Yani ne diye dünyada koşayım? Şimdi bu tabi böyle e, e, şeyler oluyor. E, yani paradokslar oluyor. Yani bazen mesela aşık bütün dünyayı geziyor. Dünya yetmiyor, gökyüzüne çıkıyor, aya gidiyor, bilmiyorum nereye gidiyor filan ama bir tarafıyla da yani durduğu yere dönüyor. Yani aşkın bir de böyle bir hali var. Yani enfüsi ve afaki, yani dışa ve içe dönük olmak gibi böyle bir şey var. Erenlerin övündüğü Tebrizli Şems'in sine benzeyen sin harfine yani sinin böyle hani dişleri var biliyorsunuz. O benim için Yasin'dir diyor. Evet. Mevlana'nın Yasin'i biz bizim değil. Evet. Devam edelim. Diyor ki bir ay gördüm göğe ağma sevdasına düştüm. Fakat gördüğüm ay gökyüzündeki ay değil. Yani aydan daha güzelini gördüm. Yani gökyüzünde olan aydan daha güzelini gördüm. Sen gökyüzündensin de onun için gökyüzünden bahsediyorum sana. Yoksa ne işi var bu güneşin gökyüzünde? Evet. Dün gece Zühre'yi gördüm. Çengini çalıp duruyordu. Peleğin her gecesi dün gecemiz gibi olsaydı keşke. Evet. Şimdi bu hani güneşin üzerine anlatan bir şey. Taş bile güneşin lütfuyla yakut olur, lal olur. Gözde güneşle gökyüzünü görür bir hale geldi. Taş yani denkaren herhangi bir şey yani inorganik yani tabiatta bir varlık güneş görerek işte yağmur alarak ya da bekleyerek vesaire filan inciye döner, madene döner yani. Simya yani yok simya değil simya bu bu süreci hızlandırmak için kullanılan bir tabir. Bu simya değil bu normal yani doğada her şey aslında yeterince vakit bulduğunda yeterince güneş bulduğunda şeye doğru gider yani güne, altın olmaya doğru gider. Gene sütü hala karıştırdılar gene aşıkları birbirine kattılar. Geceyi gündüzü kaldırdılar ortadan güneşi aya kattılar gene. Aaaa. Sevenlerde sevilenlerin rengini altınla gümüşü birbirine karıştırdıkları gibi gene karıştırdılar diyor. Hem Ömer'i hem Ali'yi birbirine kattılar da Rafizi parmağını dişlemeye koyuldu. Yani yani Ali ile Ömer bir araya getirildi. Yani diyeyim ki Rafizi nasıl bu böyle olur diye e, parmağını ısırdı. Yani bu nasıl böyle olur diye. İki padişah da bir tahta şimdi Hatta ikisine de bir kemer kuşattılar. Sinan yani Ömer'in kemeri vardır yani. Kuvvetli, kudretli olduğu için yani ötekine de bir kemer verdiler. Hem bayram günü gibi Kadir Gecesi belirdi, göründü. Hem melekle insan birbirine kattılar. Evet. diye devam ediyor. Tabiat yüzünden hayrı şerre kattılar da o yüzden hayır, şer, kuru yaş meydana geldi zaten. Yani bunlar birbirine eklenilince... yani birbiriyle birleşince veya Terkip oluşunca başka şeyler meydana gelmiş oluyor. Başka bir şiir var. Azar azar sarhoşlar geliyor, azar azar şaraba tapanlar geliyor, çatıyor. Gönül alanlar nazlı nazlı yoldalar diye devam ediyor. Ne mutlu bahçedir ki Meryemlere kışın bile turfanda meyveler verir. Bu turfanda meyveler yani şeyin tabi Zekeriya Peygamber Hazreti Meryem'in yanına giriyor. Yani ne var diyor işte, işte meyveler görüyor. Bunlar Rabbimin katındandır diyor. Ona atıf yapan bir şey. Sevgilimiz gene bir başkasına meyil etti. Ayrıldı bizden. Yavaş yavaş soğudu kesildi bizden. Düşmanların düzenlerine kulak verdi. Gözlerini bir başka dosta dikti. Evet bu Mevlana'nın böyle çok alışık olduğumuz bir şiir biçimi. Hani o gitme şiiri ve etme şiiri falan gibi. Gitme de var yani gerçi. Gönül her solukta cefasından yeni bir haber almadı. Yani yani verdiği sıkıntıdan gönlümüze yeni bir sıkıntı geliyor. Çünkü gitmiş yani. yani kabz hali kış mevsimi olmuş. Yani aşık maşuktan ayrılmış. Hicran yaşıyor. Sıkıntı yaşıyor. Bize korkan gönlü gammaz etmiş. Evet. Bize yüz ekşitmeyi adet edindi. Bir bahane aradı buldu. Zulme el attı. Yani bize zulme diyor. Bize yüz ekşitiyor. Şimdi bu yüz eşitme tabi Abese suresi yani. Acaba onu öyle yorumlasak ne olurdu ya Abese ve Tevella. Yani maşun aşağı böyle yüz eşitmesi falan gibi. Ee, de niye yani Peygamber Efendimiz tabi onun devamında uyarılıyor yani. Ama o kadar olsaydı mesela Abese suresinin o ilk başı olsaydı. Baya güzel bir aşk -maş maşuk ilişkisi olarak okunabilirdi yani Abese suresi. Böylece yani Peygamber Efendimizin azarlandığını değil de aslında belki e, ümmi mektum belki azarlanmış olur yani o zaman. Yani yani çünkü maşun halidir o yani madem Peygamberi seviyorsun yani Peygamber bazen böyle e, yüzünü ekşitir yani aşağı ve aşığın halini görmek ister yani bir kabz orada şey yapmak ister filan. Yani böyle Abesi suresini acaba böyle okusak ne olur? Eee... Yazıklar olsun. Sırdaştık onunla. Tuttu bir başkasını sırdaş. <laughs> Çok güzel. <laughs> evet. A gönül, yeni baştan dayanmaya koyul. Çünkü güzel dost yeniden cefaya başladı. Yani yani bir kış mevsimine girdik ki Allah yardım eylesin yani. Fakat fakat akıl da diyor ki kötü düşünme o bizimdir. Bize naz ediyor. Evet. E yani bunu ise akıl diyor. Yani çünkü akıl yani daha uzun bir vadeden bakıyor demek ki böyle söylüyor. Bir e, sıçan cağız sandığı del, deldi. Kedinin uykuya dalması küstahlaştırdı onu. Yani kedi tembelleşti. Fare sandığı deldi. O aşçı cağız gibi ben de ateşe atacağım o fareyi. Evet. Ne demek bilmiyoruz tabii anlamadık. Sakiler sarhoşça işe sarıldılar. Sarhoşlar meyhanecinin mahallesine geldi. Bir gül Umusuyla bülbüller yani bir gül vardır diye. Elest Meclisi'nin sarhoşları gül bahçesine geldiler. Yani bülbüller kim? Elest Meclisi'nin sarhoşları. Dikkat et de bak. Mahmurlar bölük bölük sakinin kapısına feryada geldi şimdi. Evet. Beni satın almaya bir bölük halk geldi de eski dikenlerin hepsi işe, işe koyuldu. Başıma üşüştü. Zorlarından sakıllarına sabun sürdüler buraya bir açıklama yapmış ihtiyar görünmek için. Hasetlerinden yüzlerini bile yıkamadan geldiler. Sanmıyorum ya bu evet. Bu açıklama doğru değil herhalde. Evet bir aşağıda. Gönül ehli güneştir. Balçık ehli toz toprak diye devam ediyor. Böyle bir söz söylemiş. Başka bir mısra. Şehir Akıl çelen yan kesicilerle doldu. Hem çalan, çalarlar hem de çaldıkları için elemeyi isterler. Kim dayanabilirse aklın korusun. Aklını korusun. Benim gücüm kuvvetim yok. Zaten aklımı aldılar benim. Kürt gördüm hırsızlık eder. Fakat bizim Kürdümüzü seyret. Kürdü bile şaş aşırdı gitti. Of. Bu niye böyle Evet. Gerçi şey yani ...Mevlana Celle hani kütleli bir şey yok da tabii. Rahat konuşuyor yani, yani ifadeleri çok rahat kullanıyor o dönem içerisinde. Yani biz bugün tabii böyle bu hoş da değil tabii yani bugün için yani. Evet bu böyle. Kürt gördüm diyor yani hırsız ama bir de bir Kürt gördüm kürdü de çalmış yani. Bu da biraz abartılı oldu. Başka bir cümle. Atanrı aşıklardan hoşnut ol. Aşıkların sonları iyi olsun. Aşıklar güzel yüzünle bayram etsinler, canlar ateşinde yansın, o ö, ö, öd ağacı gibi. Başka bir şey. Otur ey azim, oturma ey ümit. Çünkü elçilerinden bir, nevi, bir teviye haber, üstüne haber geliyor. Gayb arşından bir dumandır görünmede. Meryem gibi hurma ağacının dibine gidelim. Çünkü şükür dalında bir hurma bile yok. Şey sükut dalında bir hurma bile yok yani evet. Devam edelim. Bazen şiirler tam böyle açmıyor bize. Ömür yarının ümidiyle geçip gitmede gafilcesine kavgalarla gürültülerle bitip durma. Gerçekten öyle yani insan hep erteliyor tabii yani yarın yarın halbuki şimdi an şimdi yani yarın da geldiğinde şimdi olacak aslında. Ama işte hep böyle bir yarın yani umutla falan böyle gafilce geçiyor yani. Ömrünü içinde bulunduğu bugün say. Bir bak bakalım ne sevdayla geçiyor. Gah kese kaygısıyla yani bazen hani para yani endişesiyle. Gah kase ümidiyle yani ya da kase gelecek yani şey olacak. Gidiyor yani ömrümüz gidiyor. Ölüm bir bir çekip alıyor bizi. Akıllıların e, beti benzi onun heybetinden sararıp soluyor. Yani ölüm çekiyor bizi yani bizde işte böyle şey var. Yani hesap kitap var ama ölüm bizi çekiyor yani. Evet. O şeker mi şeker güzelim, soruma şekerler gibi, ballar gibi cevaplar veriyor. Öldürenim diriltiyor beni. Yani beni kan denizinde boğan kurtarıyor. Zamanın Yusuf Yunus'uyum ben. Evet. Yani nasıl tabii geçişleri çok kuvvetli yapıyorlar. Yani mesela bu tabii normal hani Yunus meselesini işte denize düştü, balık onu yuttu falan diye düşündüğün zaman böyle kan denizi, kan denizine boğulurken kurtulduk falan. Kan denizi dedi yani yani beni öldürdü yani hani katletti böyle kanım yani bir deniz oldu bir de boğdu beni yani. Hem kanım döküldü hem de bir kanımda boğuldum gibi beni oradan kurtardı diyor. Sevgili ne yaparsa yapsın nasıl olur da kötü olur yaptığı iş. Ekini artıran, çayırı çimeni çoğaltan ateş olabilir mi hiç? O güzel sevgilinin yaptığı resimlere, şekillere akıldan başka bir sergi nasıl olabilir? Bu denizden bir suya sahip olan Nergis Göz o denizi tamam tanımada kör olur mu hiç diye devam ediyor. Halk hareket edip duruyor fakat daha gündüz olmadı bize. Sevgili gündüze can bağışla da gündüz olsun belirsin. Yani şimdi aşığın vakti gece. Ondan sonra yani insanlar kendi işlerine güçlerine gitmeye başladılar ama bizim için hala gece yani hani vakit olmadı diyor. Çocuksan gündüzü anlamıyorsan a babasısın canı babasının canı kalk gel bize gündüz oldu gündüz diye devam ediyor. Gülüş lütfunu anlatmada feryat kahrından şikayet etmede. Dünyada şu birbirine aykırı iki haber de bir sevgiliden rivayet eder durur diye devam ediyor. Tanrım bu aşka şükürler olsun. Sonsuz lütufları var bize. Şükürde kusurumuz olsa bile aşk nankörlüğe bile hak bakmaz. Onu bile hoş görür diye devam ediyor. O padişahlar padişahı ne yaparsa iyi yapıyor. Tıpkı incir ağacı gibi. Hani hep incir verir ya. Yani her yerde büyüyor, her yerde gelişiyor filan. Ondan sonra ya da sürekli hani incir veriyor. Yani bu bereketli bir şey yani. Nerede hutbe okur? Kız isterse yüzlerce kişi nikahını kıyar. Yüzlerce erkekle kızı sütle bal gibi birbirine katar. Soluğuyla akar ağabey hayat kaynağı. Ölü can bulur o tel, telkin verince. Diye devam ediyor. Aşk şimdi merhamete geldi. Acıyor bize. Canlar canı can olma da bugün bize. Yani hep böyle hicrandan söz etti. Bu şiir biraz daha merhamet şiiri diyor. Aşk şimdi merhamete geldi acıyor bize. Canlar canı can olma da bugün bize. Yani canlar canı yani hepimizin canını uğruna vereceğimiz esas yani büyük can. Yani e, diyelim ki yani ruhu azam ya da mesela Cenab-ı Hakk'ın El Hay ismi mesela. Bugün bize can oluyor. Marifet güneşinin Işıkları içinde her zerre gayb alemini biliyor. Aşk kimya yapan. Bakın altın eden şey bakırı altı eden bir kimya. Hatta toprağı bile anlamlar definesi haline getiriyor. Evet. Yani aşk bu. Yani kimya kimya saadet o. Yani dolayısıyla bakır olan taraflarımızı aşk şeye döndürüyor. Efendim altına döndürüyor. Gah şarap gibi neşe meclisi şey gah gökyüzünde kapılar açıyor. Gah aklı merdiven ediyor. Yani üzerine basarak yukarıya çıkıyor. Gah şarap gibi neşe meclisi kuruyor. Gah deniz gibi inciler saçıyor. Yani hep bunlar aşkın marifetleri. Gah Ruhullah gibi hekim oluyor Ruhullah. Yani Hazreti İsa gibi bir doktora dönüyor ve derman oluyor. Gah Halil gibi ev ev sahipliği. Yani ev sahipliği yani konukluk yapıyor. Yani gelene gidene misafirlik şey misafir değil mis Onları misafir olarak e, ağırlıyor diyor. Beni hiç mi hiç görmezsin sesini duysa bile dostun aşkına güvenir aşık diye devam ediyor. Aşk canlara eş olunca canların her kılı bir sahip kıran kesilir diye devam ediyor. Dokuz gök ile kul köle olsun aşıklar. Şey, aa çok güzel. Dokuz gökte kul köle olsun aşıklara aşıkların şu devleti ebedi olsun aşıkların bahçesi yemyeşil terü taze kalsın Aşıkların güneşi parlasın dursun. Çok güzel. Dokuz gök dedi. Yani yukarıya doğru. Yani gökler dokuz felek ya da dokuz gök kul köle olsun aşıklara diyor. Aşıkların bahçesi yemyeşil terü taze kalsın. Aşıkların güneşi parlasın dursun. Ebedi aşk sakisi kıyamete elinde kade bize gelsin. Gönül bülbülü ebedi sarhoş olsun. Diye devam ediyor. Aşk beni ağlar gördü de güldü. Dilerim bütün dünya o gülüş yüzünden gülüşlerle dolsun. olsun. Bir tür dua gibi evet. Bunu da böyle geçelim. Aşıklar meydanda da sevgili meydanda değil. Yani aşklar burada fakat hakikaten ma maşuk nerede yani? Bütün dünyada böylesine bir aşkı kim görmüş? Can resmine ne daha bir dudak bile yapmadan yüz binlerce can dudaklara geldi. Kabe kavseyin Yüceden bir ok attı da gökyüzü kalkanlarının hepsini deldi geçti. Diye devam ediyor. Evet. Burada şimdi bir cümle var. Şöyle üç dört tane isimden söz ediyor. Mesela Ebu Said'in arayıp bulduğu kutluluğa karşı bu dünya kutlulukları bir hiçtir. Ebu Said, Ebu Said e el-Hayr olabilir. Yani melami şeylerinden. Bayezid'in aktarıp elde ettiği bolluğu ve bolluk veren ne karşı bu dünyanın bolluğu darlıktır. Yani Beyazıt Bayezid Bezdi Bestami yani ondan sonra Senayi'nin anlattığı o ışığı attarlar içinde Ferit buldu. Yani şimdi bir şey çiziyor yani Senayi yani şeyin hakim Senayi yani Mevlana'nın takip ettiği isimler ondan sonra onun diyor attığı ışığı diyor attar buldu yani attarlar içerisinde bir şey yapıyor cinas yapıyor. Feridüddin buldu. Yani Ferit Attar onu takip etti. Yani o anlattı. Ondan sonra tatlı yağlı şeyler hoş görünür sana fakat bir gece sende kaldı mı pislik olur gider. Yani yani bir şey mesela güzel geliyor ama bir, bir anda bozulabilir falan gibi böyle. Ondan sonra her an lütfun gamın ardından gelir çatar. Yoksa kimsecikler dayanamazdı, çekemezdi bu kahrı. Yani yani çok güzel. Yani Celal mutlaka Cemal'i takip eder. Yani güçlükle beraber kolaylık olur. Ya da kolaylığın akabinde tekrar güçlük olur. Yani yoksa diyor tamir edilemezdi. Yani biz eğer yani insan tamir edilmesi için yani bunu bilmesi lazım. Yani güçlüğün arkasından tekrar lütuf gelecek bunu bilmesi lazım. Mahmurluk vermeden boyuna aşkla sarhoş et beni. Evet. Ebede dek sevgiliyle yem yeşiliz. terü tazeyiz. Yemişil yani baharimciz anlamında. Yok olalım, her şeyden geçelim çünkü helak olmak da var olan şeydir, bir afete uğramaktır diyor. Şu cümleyi de okuyup bitirelim. Aşkın sırları kime belirir görünürse varlığı kalmaz. Çünkü yok olur gider sevgili de. Yani aşk böyle bir şey yani hani kişiyi eritir yok eder ortadan kalkar. Mumu yak güneşin önüne koy. Güneş aşıklarına boğuldu mu bir bak da gör diye devam ediyor. Böylece burada bitirmiş olalım yani Divan-ı Kebir'den. Bugün doğrusu tam böyle istediğimiz şiirler gelmedi. Yani biraz böyle çok alışık olduğumuz ya da pek açık olmayan şiirler oldu. Burada kalalım. Efendim bugün de burada bitirmiş oluyoruz. Programı yapmamıza vesile olan Türk Azim değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Radyomuzun editörlerine, yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Böylece bir programdan sonuna gelmiş olduk. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin diye dua ediyoruz. Aleme, İslam'a, umumen rahmet eylesin, yardım eylesin. Sıkıntı çekenlere, Gazze'de, Filistin'de, başka yerlerde sıkıntı çeken Müslümanlara yardım eylesin diye dua ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.